Feminist Kolektif Dünya Kadınlar Günü'nde yani 8 Mart'ta yani bu cumartesi Taksim'de 12. Feminist Gece Yürüyüşü'nü düzenliyor. Kadınlar bedenimiz, hayatımız, kararımız bizim, aileniz sizin olsun ve geceleri, sokakları, meydanları terk etmiyoruz, feminist isyandayız diyerek bir yürüyüş yapacak. Gece yürüyüşünü İstanbul Feminist Kolektif'ten Mor Çatı üyesi Selime Büyükgöze ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu seneki yürüyüşün teması ya da konusu direniş. Evet. Neye direniş? Direniş zaten AKP'nin cinsiyetçi politikalarına direniş sokakta yıllardır devam ediyordu. Ama Gezi'den sonra tabii ki direnişin geçmediği söz kurmak gittikçe daha da zorlaşıyor. Yani temamız direniş ama aileye direniş, sadece AKP üzerinden değil, erkek egemen politikalara direniş, cinsiyetçi iş bölümüne direniş. O açıdan birazcık sokakta sürekli tekrarladığımız, hep beraber gezi sürecinde tekrarladığımız direnişten farklılaşan bir yanı var. Çünkü sadece AKP'ye yönelik bir şey değil, aynı zamanda bütün erkek egemen politikalara yönelik bir direnişten bahsediyoruz. Bir kere yürüyüşün gece yapılıyor olması bile başı başına bir mesaj değil mi? Evet. Zaten ikinci bizim sözümüzde geceleri, sokakları, meydanları terk etmiyoruz. Eski bir slogan aslında. Ama bu sene tekrar öne çıkarmak daha da bir anlamlı oldu. Geceler ve sokaklar konusundaki mücadelemiz, sözümüz zaten devam ediyordu. Ve meydan, hele ki bir de biz 12 yıldır orada yürüyoruz. 12. yürümeye çalışacağız bu cumartesi akşamı. Politika yaptığımız yer, yaşadığımız yer ve yürümemiz yasaklanıyor artık malum. O yüzden daha da anlam kazandı bunun üzerine aslında ısrar etmek. Evet, yürümeye çalışacağız dediniz. Çünkü Taksim'de, Beyoğlu'nda bu tür yürüyüşler yapmak artık iyiden iyiye kısıtlandı. Hatta çoğu zaman da engelleniyor. Böyle bir şeyle karşılaşmayacağınızı umuyoruz. Biraz daha açar mısınız? Ya AKP hükümetinin muhafazakar politikaları dediniz. Bunlar nasıl çıkıyor karşınıza? Yani sadece muhafazakar demek çok nitelemiyor aslında. Muhafazakar, neoliberal, erkek egemen diye bir sürü sıralamak gerekiyor. 11 yıldır çeşitli versiyonlarını gördük. Kimi söylem düzeyinde, kimi uygulamalarda karşılığını gördük. Mesela ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorumla başlayan, daha doğrusu başlayan demeyelim, bir sürü zaten bunun aslında küçük küçük şeylerini görüyorduk. Boşanmaları engellemek için çalışmalar, Aile Bakanlığı diye bir şeyin kurulması, Kadın Bakanlığı'nın kaldırılıp, kadınlar hakkında sürekli söz söyleyen, yani şunu belki de ayırmak lazım, yani erkek egemen ilk hükümet değil bu. Ama bu kadar çok kadınların bedeni hakkında doğrudan söz söyleyen ve söylemlerini de uygulamaya dönüştüren aslında ilk hükümet olduğu için de çok özel bir yeri var. Mesela kadınların kaç çocuk doğuracağı, nasıl çalışacağı, tam da hani sokaktan çekilmesin ama evde çocuklara da baksın, çocuk doğursun, erken yaşta evlensin, mutlaka evlensin gibi sürekli kadınların nasıl yaşayacağına dair söz söyleyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Bu da bir taraftan da aslında şiddetle mücadele ediyoruz, kadınları istihdama katmaya çalışıyoruz diye söyleyen bir dil de kenardan yürüyor. Ama bir yandan baktığımızda pratikte olmakta olan o sözler arasında ciddi bir boşluk olduğunu görüyoruz. Yani şiddetle mücadele etmek için bir kanun çıkarıyor. Bu 8 Mart'ta 2 yılı dolacak, 6284'ün. Hala uygulanmayan bir sürü maddesi olduğunu görüyoruz. Bir geçici maddi yardım diye bir şey var yasanın içinde. Henüz yararlanan hani 10 kadın olamadı. Soruyoruz mesela. Bu maddi yardım mı? Evet, geçici maddi yardım. Neden diye sorduğumuzda bir yeterli bütçe var diye cevap alıyoruz. Hani sanki kadınlar başvurmuyorlarmış, yeterli bütçe var gibi. Bilgilendirme eksikliği, kadınları özel ihtiyaçlarını yönlendirme eksikliği gibi tam da kadınların aslında şiddet hayatından çıkmalarından ziyade ailelerinde mutlu boşanmasınlar, bunlar aile içi sorunlar, halletsinler ve hayatlarına devam etsinleri bir taraftan aslında devam ettirmeye çalışan bir politika var. Çünkü hem boşanmayın diyor, hem şiddeti önleyeceğiz diyor. Ekonomik olarak desteklemiyor, ücretsiz kreş sunmuyor. Hani bu çok nasıl çocuk yapmayı teşvik ediyor. Evet, çok çocuk yapmayı teşvik ediyor. Hani bu kadınlar nasıl güçlenecekler, nasıl sokağa çıkacaklar, nasıl kendi yaşamlarını kuracakların cevabı tamamen muğlaklaşmaya başlıyor. Geçtiğimiz
yani önümüzdeki bir dönemde, yani çok yakın bir tarihte seçimler var ve erkek egemen dünyanın önemli bir parçası da siyaset dünyası, siyaset alanı. Ve yine kadınların çok az temsil edildiği, çok az noktada aday gösterildiği bir seçim tablosuyla karşı karşıyayız. Buna dair de söylediğiniz sözler, söyleyeceğiniz sözler var mı bu miting vesilesiyle? Zaten bir eşit temsil sorunu var. Bir taraftan da cinsiyetçi bir sürü aday var. Kentten bahsederken kadınların kent kullanımları hakkında hiçbir şey söylemeyen, bunu gözetmeyen bir sürü aday olduğunu görüyoruz. Çok azınlık bunu gözeten birkaç kurum, kuruluş ve adaylar var sadece. Kadınların kentten başka türlü beklentileri var çünkü. Zaten Gezi ile de beraber düşündüğümüz zaman, yani AVM yapılmasın, hani parklar kalsın derken bir taraftan hani o şehri yaşama haline de aslında bir talep vardı orada. Sokakların ışıklandırılması için de talep var. Mahallemde bir mesela dayanışma merkezinin olması, şiddet yaşadığım zaman gidebileceğim bir yer olması için de talebim var. Her belediyenin yeterli sayıda sığınağı olması ve cinsel şiddet merkezi olması için de talebim var. Bunu yani sadece eşit temsilin ötesinde böyle kadınları gözeten bir yerden aslında hizmet vermeyi taahhüt eden adaylar bekliyoruz ama en kötüsü sanırım onların bir söze bile gelmiyor olması. Yani bunların kadınlar için hiç düşünülmeyen şeyler olması. Gezi'den bahsettiniz. Akla kadın gezi, kadın hakları, feminizm deyince Kabataş geliyor kaçınılmaz olarak. Hı hı. Siz de buradayken bunu size yorumlatmak istiyorum. Hı hı. Burada tarafların pozisyonunu, ortaya çıkan tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü kadının beyanı konusunda da bu kabullenimin yıpratıldığına dair de bu olay vesilesiyle yorumlar yapıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yani bir taraftan çok da herkesin zaten şey gibi yanılgıda olmasın, herkes kadının beyanı esaslara çok inanıyordu ve çok destekliyordu. Hayır, ama böyle buna aksini savunmak için böyle çok heyecan verici bir ortam ortaya çıktı aslında. Yani şeyle beraber söylemek lazım, kadının beyanı esastırın devamı var aslında, aksini kanıtlamak erkeğin yükümlülüğündedir diye. Bu bir yargı cümlesi değil, tam da o sürecin nasıl işlemesi gerektiğine yönelik aslında bir cümle. Hı hı. Bu süreçte tam da aslında AKP'nin genel politikası olan bir özneyi alıp onu araçsallaştırmak, ki özellikle kadınlar üzerinden yaptığı bir şey bu. Kadınları kendi politikasını aracı haline getirmek. Bir taraftan da o özneleri de ayırmak. Başörtülü bacım ve başka kadınlar. Başörtülü kadınlar, başka kadınlar. Gezi'deki kadınlar, başka kadınlar gibi. Tam da bu süreçte hani yok, kadının beyanı esastır ve evet, daha sonrası bir şey olmadıysa yüküm hani kanıtlanması gerekmektedir. Bu durum aslında o açıdan bunu sarsan bir durum değil. Ama tam da aslında kadınların nasıl araçsallaştırıldıklarını çok ayan beyan ortaya çıkaran bir durum oldu. Her taraftan da aslında. Hani bunun üzerinden kadının beyanı esastır dediğiniz böyle oldu da bir sorun var. Yani kadının mesela geç... Hani bu olaydan haricinde çünkü kadınlar evet bazen koşu koşa gidip şikayet etmiyorlar. Hemen kocalarına 5 dakika sonra söylemiyorlar tacize uğradıkları zaman. Yani bu bir travma ve hemen koşu koşa anlatabileceğiniz bir şey değil. Ve o yüzden o aslında iddianın kendisini çürüten bir şey değil. Ama başbakanın zaten bunu ele alış ve kullanış biçiminin bir de komedisi var. Çünkü bize adli tıp raporlarının nerenize koyacaksınız dedi, 8 Mart'ı nasıl kutlayacaksınız dedi. Yani bizim gördüğümüz kenarda birikmiş çok adli tıp raporu var. Genelde takip ettiğimiz cinsel şiddet davalarında hep neredeyse çoğunda rıza zaten aranıyor. Şiddeti kanıtlamakla yükümlüsünüz. Bir taraftan da bu hani başörtülü bacım diye ayırdığı kadın olmasa asla konuşulan bir şey değil. Hani bu ülkede aslında cinsel şiddet çok konuşulan bir şey değil. Ona rağmen konuşulan bir sürü örnek var. Ona rağmen hani hiçbir aslında adım atmamış bir hükümetin birden bunu konuşuyor olması tam da kadınların sadece başka bir şey konuşmak için konuşulacak şeyler olmaktan bu hükümetin dilinde öteye gidemediğini de gösteriyor. Bir de muhafazakarlıkla ilgili bir başka konu var. Sanat ve muhafazakarlık ve sansürle ilgili. Türkçe'ye itiraf olarak çevrilen Nymphomaniac filminin gösteriminin yasaklanması. Filmin adı çevrildi ama Türkiye'ye de gösterime girmeyecek. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yani cinselliğin zaten yani şeyin kendisi belki de en büyük bu çelişki. Bir taraftan cinsellik yasaklanması gereken bir şey. Yani yasaklanması gereken değil aslında. Mümkün olduğunca ortalıkta kimsenin görmemesi gereken bir şey. Mesela bunların ardına genelde de aile yapısını bozması ve çocuklara zarar vermesi üzerinden malum sansür gerekçeleri oluyor. Yani bunun üzerinden ben şunu düşünmekten kendimi alamıyorum. Evdeki ensest, şiddet, taciz, tecavüz mesela hiç konuşmamız gereken, çocukları korumamız gereken, kadınları desteklememiz gereken şeyler değil. Ama mesela kendi rızamızla gidip izlediğimiz bir film bütün hayatımızı mahvedecek, çocuklarımızın geleceğini alt üst edecek, aileleri parçalayacak ki ailenin parçalanması niye bu kadar kötü bir şey de ayrıca bir konu, bir şey haline dönüşebiliyor. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz ve anlattığınız için. Bu cumartesi günü akşamı saat 19'da Taksim'de Feminist Kolektif'in direniş temalı yürüyüşünü tekrar hatırlatalım. Ve kadınların bir gece yürüyüşüyle hem muhafazakar politikaları hem de ailenin dayatılmasını protesto ettiğini ve buna karşı çıkacaklarını izleyicilerimize hatırlatalım. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun.